Herkese tekrardan merhabalar. Yine videolara biraz ara vermek durumunda kaldım. Tekrar özür dilerim. Bununla ilgili mazeretlerim, haklı gerekçelerim var. Biraz onlardan bahsederek Zurna'nın zırt dediği videolara başlamak üzereyim. Bu Beş Sevgi Dili kitabının öncesinde daha açıklayıcı giriş bölümü diyebiliriz daha önceki videolar için. Ama bundan sonrası Beş sevgi dilleri nelerdir? Bunları nasıl uygularız? Çok günlük hayatta kullanılabilir şekilde açıklayacak ve anlatacak kitap. Bundan sonrasını ben kendi yorumuma kapalı olacak şekilde okuyarak devam etmeyi planlıyorum. Bir değişiklik olursa sebebiyle tekrar size ifade ederim. Mazeretlerime gelince hayatta en çok sevdiğim kişi. Anneannem bazı sağlık sorunları yaşadı. Dikkatimi başka hiçbir şeye vermek istemedim en başta. Bu şekilde başladı ara vermemin nedeni. Geçmiş olsun diyenler için teşekkür ederim. İyi, çok şükür. İyidir, o her zaman iyi olur. Her zaman iyi olsun. Onun dışında yakın çevrem biliyor, takip eden, beni tanıyan arkadaşlarım var. Benim eşim yurt dışında yaşıyor. Benim de yurt dışına evlendiğim için yurt dışına yerleşme durumum var ama vizeyle ilgili sorunlar yaşadığım için henüz bir araya bir türlü gelemedik maalesef. Çok da uzun, yaklaşık 1-1,5 yıldır uğraşıyoruz. Çok sıkıntılı bir süreç. Zaten bu rahatsızlığım da bu süreçle ilgili başladı. Tedavi sürecim de bunun içinde devam etti. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Bütün benimle ilgilenen, bana sabır gösteren bütün herkese teşekkür ederim. Özellikle doktorlarıma, Burcu Hanım'a, Hacı Bey. Hacı Bey çift terapisi aldık Hacı Bey'den. Bu arada terapi ihtiyacı olanlar için doktorlarımın tamamını tavsiye edebilirim. Burcu Hanım EMDR tedavisi yapmıştı. Travmalara duyarsızlaştırma tekniği. Hacı Bey daha çok çift terapisi yapmaya çalıştı ama benim OKB'm, yani takıntı diyebiliriz, basit anlamıyla söyleyebiliriz. Eski travmalara bağlı bazı takıntılı durumlarım vardı. Onları ve çift arasında da eşimle aramızdaki iletişimi çok kolaylaştırdı. Bize çok şey kattı. Onun sayesinde çok iyiyiz. Herkese diliyorum. Bütün çok sıkıntılı bu hayat. Herkes için. Her zaman sıkıntılıydı ama bu süreç çok daha sıkıntılı. Çok kötü bir dönemde yaşıyoruz gerçekten. Herkes tedirgin. Hiç kimse gelecek endişem yok diyen hiç kimse yok ve gittikçe de artıyor. Beni gittikçe de endişelendiriyor. Eminim herkesi de öyle. Neyse, vize olayları da bütün dünyada, özellikle Türklere karşı. Bu aslında bu göç dalgası bütün dünyada siyasetle alakalı olarak çok fazlalaştı. Bununla ilgili aslında bu vize işleri çok daha zorlaştı bu yıl içerisinde. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl gittikçe de zorlaşmaya devam ediyor. Çünkü inanılmaz bir göç dalgası var dünyada. Ama Türkler için çok daha vahim durumda. Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da bu işlerin içinde olduğum için çok iyi takip edebiliyorum. Yıllardır oturma olanları bile sadece Türk oldukları için ülkelere giriş yapamıyorlar. Kendi yaşadıkları yerlere giriş yapamıyorlar. Bu Amerika'da dahi olan bir durum. Birçok ülke Türklere karşı giriş çıkışları zorlaştırdı. Neyse, siyasete çok girmeyeyim ama bütün konuşabilecek, anlatabilecek çok şeyim var ama hepimizin hayatı maalesef siyasi liderlerin parmaklarında dönüyor. Hepimizin şu anda içinde bulunduğu durum yanlış seçmenlerin yanlış seçimleri, kurunun yanında yanan yaşlar,
Aslında bunu hak edenler. Karman çorman hep birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Demem o ki ben bu vize işlemlerimle ilgili eşimin yanına gidebilmek için vize işlemlerimle ilgili bazı durumlar söz konusu oldu. Onlarla da ilgilenmem gerekti. O yüzden videonun devamı için gecikme oldu, özür dilerim. Ama bu arada eşim bir video attı. Oradaki Belçika'da yaşıyor eşim. Belçika'daki fiyatları, yani bakıp bakıp kahrolmak isteyenler. Hatta lütfen bakıp bakıp kahrolun da diye o videoyu da izlemenizi isterim. Yorumlara linkini bırakırım en son attığı videoyu. Onun üzerine ben de alışverişe gittim. Bir market alışveriş yaptı videoda. İşte ayçiçek yağı 2 lira bile değil. 1,99 tamam 2 lira diyelim. Birim fiyat olarak 2 lira. Dünyayı aldı. Dünyayı aldı. 60 euro. 60 euro verdi zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir açın ülkemizin ne durumda olduğunu, artık nelere mal olduğunu bir izleyin. Ayrıca da bizi kıskanmıyorlar. Oturup bence kıskanmak için siz izleyin. İşte bu açığı da eşim Volkan Benan kapattı. Şimdi ben Zurna'nın zırt dediği videoya açıklamamdan sonra geçiyorum. 5 sevgi dillerinden birincisini anlatmaya, okumaya başlayacağım. Çok kolay. Aslında da güncel hayatta evinizin içine bir yenilik de gelebilir. Rutinler, ilişkilerdeki al gülüm ver gülüm, al gülüm ver gülüm. O öyleyken bu böyle, o öyle. Biraz değişiklik. Hareket berekettir arkadaşlar. O yüzden şey yapın ya, bir deneyin. Oyun gibi bile düşünüp deneyebilirsiniz. Belki çok farklı deneyimleriniz olur yani. Bakarsınız evliliğiniz heyecanlanır yani. Bilemezsiniz. Siz bir şey yaparsınız, o bir şey yapar. Sonra buna oyuna döner falan. Neyse tamam, cıvıtmıyorum. Geçiyorum şey, kitabımı okumaya. Bu arada ben videolarda sürekli ı diyorum. Oraları kesemiyorum da. Kameraya alışamadım herhalde. Bakayım bunda kaç kere acaba ı demişimdir. Oraları kesemiyorum. Özür dilerim. Iılıyorum ben biraz. Başlayacağım. Evet. Beş sevgi dilinden birincisi. Baskın sevgi dili, onaylayıcı kelimeler olan partnerlerden kişilere nasıl iletişim kuracağız onlarla? Onaylayıcı kelimeler 3 ana başlıkta anlatılıyor. Teşvik edici sözler, sevgi ifadeleri, mütevazı sözler ve diğer aksanlar şeklinde 3 ana bir yan başlık altında anlatılacak. Videoları kısa tutmak için bugün girişini ve teşvik edici sözler bölümünü bu videoda okuyacağım. Ama devam edeceğim. Diğerinde de sevgi ifadeleri, mütevazı sözler ve diğer aksanlar kısmını okuyacağım. Bunları hem bunlar ne demektir, hem bunlar nasıl uygulanır, bunları uyguladığınızda eşiniz size nasıl olumlu olarak döner, eşiniz ya da iletişim kurmak istediğiniz karşıdaki kişi her kimse, daha önceki videoları izlemeyenler için açıklayayım. Okuduğum kitap evlilik yoluyla anlatılıyor, evlilik üzerinden anlatılıyor ama bu iletişim sanatı aslında. Karşımızdaki insanlarla iletişim kuramadığımızda, günlük hayatta bunlarla ilgili bir sürü yanlış anlaşılmakla ilgili karşınızdaki sizi yanlış anladıkça çözümler bulamadığınız şeyler olabiliyor. Bunlar çok ileri boyutlara da taşınabiliyor. Buna çözüm bulmak için karşınızdaki insanlara kendinizi nasıl doğru ifade edersiniz? Karşılığında nasıl olumlu sonuçlar alabilirsiniz? Hayat nasıl güzelleşir? Hayat nasıl kolaylaşır? Bunu anlatan bir kitap ama evlilik yoluyla anlatıyor. Tekrar üstüne basmak istiyorum. Sadece evlilikler için geçerli değil. Başlıyorum. Onaylayıcı kelimeler. Mark Twain'in bir zamanlar dediği gibi güzel bir iltifatla 2 ay yaşayabilirim. Twain'in sözlerini doğru kabul etseydik, yılda 6 iltifatın sevgi deposunu dolu tutacağını düşünmemiz gerekirdi. Ama gerçek şu ki, eşinizin muhtemelen bundan daha fazlasına ihtiyaç duyacaktır. Sevgiyi duygusal şekilde ifade etmenin bir yolu
onu tanımlayan kelimeleri söylemektir. Büyük bilge Süleyman şöyle yazmıştı. Dil yaşam ve ölüm gücüne sahiptir. Birçok çift birbirlerine kelimelerle onaylamanın gücünü asla fark etmez. Süleyman şunu da söylemişti. Endişeli bir yürek insanı ezer ama sevgi dolu bir kelime neşelendirir. Sözel iltifatlar veya takdir ifadeleri sevgiyi iletmek için güçlü bir yoldur. Bunlar basit ve net sözlerdir. Örneğin, bu giysiler içinde harika görünüyorsun. Bu elbise üzerinde çok güzel durmuş. Dünyanın en iyi patates pişireni sen olabilirsin. Yaptığın patates yemeğine bayıldım. Bu akşam bulaşıkları yıkadığın için teşekkür ederim. Bu akşam için dadı ayarlaman çok düşünceli bir davranış ama görevin olarak görmediğimi bil. Çöpe attığın için teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oluyorsun. Bakın, iyi bari ben çöp atmasına da teşekkür edeyim deyip işin içinden çıkabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Aynı şekilde yaşamaya devam edersiniz. Ama sadece çöpe attığı için teşekkür ettiğinizde karşınızdaki şoka sokabilirsiniz. Efendim? Diyebilir, çöpe attığı için, attığım için bana teşekkür etti deyip size anında olumlu bir geri dönüşle de karşılaşabilirsiniz. Yani isterseniz küçümseyin, isterseniz bununla dalga geçin, isterseniz uygulamayın, siz bilirsiniz. Ama bir çöpe attığı için bile teşekkür edebiliriz. Çünkü aslında hiçbirimizin mecburiyeti değil. Bir kişiye ait bir mecburiyet değil aslında. Teşekkür güzeldir ya. Özür güzeldir, teşekkür güzeldir. İncelikler güzeldir. Seviyorum. Devam ediyorum. Eşler sürekli olarak birbirlerine bu tür sözler söylüyorlarsa, sizce böyle bir evlilikte nasıl bir duygusal atmosfer hakim olur? Birkaç yıl önce ofisimde kapımı açıldığı halde otururken, genç bir bayan koridordan başını uzatarak sordu. Bir dakikanızı alabilir miyim? Tabii buyurun dedim. Oturdu ve söze şöyle girdi. Doktor Chapman, size danışmak istediğim bir soru var. Yatak odamızı boyamak istiyorum ama kocamı ikna edemiyorum. 9 aydır bunu tartışıyoruz. Aklıma ne geldiyse yaptım ama onu bir türlü ikna edemedim. İlk anda, bayan yanlış yerdesiniz, ben evlilik danışmanıyım, boyacı değil diyecektim ama sonra fikrimi değiştirdim. Biraz daha açıklar mısınız dedim. Örneğin geçen cumartesi günü hava çok güzeldi. Hatırlarsınız. Peki kocam bütün günü nasıl geçirdi? Arabasını yıkayıp cilalayarak. Siz ne yaptınız? Dışarı çıkıp ona şöyle dedim. Bob, seni anlayamıyorum. Bugün yatak odasını boyamak için harika bir gün ve senin tek yaptığın burada bu aptal arabayı cilalamak. Peki sonra yatak odasını boyadı mı diye sordum. Hayır, o da hala boyanmış değil. Ne yapacağımı şaşırdım artık. İzin verirseniz size bir soru sormak istiyorum dedim. Temiz ve cilalı arabalar sizi rahatsız mı ediyor? Yo, ama yatak odamızın boyanmasını istiyorum. Peki kocanızın sizin yatak odanızı boyamasını istediğinizi biliyor mu? Bildiğinden emin misiniz? Bildiğini biliyorum dedi. 9 aydır bunu konuşuyoruz. Peki size bir soru daha soracağım. Kocanızın iyi yaptığı herhangi bir şey söyler misiniz? Nasıl yani? Çöpü dışarı çıkarmak, arabanın camına yapışmış sinekleri temizlemek, arabaya benzin doldurmak, fatura ödemek veya ceketini asmak gibi. Elbette dedi, bunların bazılarını yapar. Size iki önerim var. Birincisi, yatak odasının boyanması konusunda bir daha asla açmayın. Vurgulayarak tekrarladım. Bu konuyu bir daha sakın ama sakın açmayın. Bunun neye yararı olacak anlamadım diye şaşırarak, bakın bana kocanızın yatak odanızı boyamasını istediğinizi bildiğinizi söylediniz. Demek ki bunu tekrar söylemenize gerek yok. Çünkü zaten biliyor. İkincisi, iyi bir şey yaptığında bir daha sefer onu övün. Eğer yaptığı şey çöpü dışarı çıkarmaksa, Bob, çöpü çıkarman beni çok mutlu ediyor deyin. Çöpü dışarı çıkarabilir misin? Yoksa sinekler çıkaracak demeyin. Elektrik faturasını ödemişse elini omzunuza koyun ve Bob deyin. Elektrik faturasını ödediğin için teşekkür ederim. Bunu yapmayan kocalar olduğunu biliyorum ve sen yaptığın için çok mutlu oluyorum. İri bir şey yaptığında onu sözel olarak övün.
yatak odamızın boyanmasıyla ne ilgisi var diye sordum. Bana fikir danıştınız, ben de size fikir verdim. Deneyin ve görün, kaybedecek bir şeyiniz yok dedim. Giderken hayal kırıklığına uğramış gibiydi ama 3 hafta sonra ofisime tekrar geldi. İşe yaradı diye haykırdı. Sözel iltifatların rahatsız edici sözlerden daha teşvik edici olduğunu kendisi de görmüştü. İstediğiniz bir şeyi yapmasını sağlamak için eşinizi şımartın demiyorum. Sevginin amacı istediğinizi elde etmek değil, sevdiğiniz kişiyi mutlu edecek bir şey yapmaktır. Ama onaylayıcı kelimelerin bizi karşılık vermeye zorlama olasılığı çok daha yüksektir. Tekrar ediyorum. Onaylayıcı kelimelerin bizi karşılık vermeye zorlama olasılığı çok daha yüksektir. Teşvik edici sözler. İltifat etmek, eşinize onaylayıcı kelimeler söylemenin bir yoludur. Teşvik etmek ifadesi cesaret aşılamak anlamına gelir. Hepimizin kendimize güvenmediğimiz konular vardır. Her nasılsa o alanlarda bir türlü cesaret bulamayız. Ve bu cesaretsizlik yüzünden yapmayı istediğimiz olumlu bir şeyi yapmaktan sık sık geri kalırız. Eşiniz kendinize güvenmediği alanlarda potansiyelini gerçekleştirmek için sizin teşvik edici sözlerinize ihtiyaç duyuyor olabilir. Alison yazmayı çok severdi. Üniversiteden mezun olmadan önce gazetecilik konusunda dersler almıştı. Kısa süre içinde yazmaya karşı duyduğu hevesin ve heyecanın asıl uzmanlık alanı olan tarihin öncesine geçtiğini anladı. Ama uzmanlık alanını değiştirmek için geç kalmıştı. Ama üniversiteden mezun olduktan sonra ilk çocuğunu doğurana kadar birkaç makale yazdı ve bir tanesini yayınlaması için bir dergiye gönderdi. Olumsuz cevap aldı ve başka bir makaleye gönderecek cesaret bulamadı. Zaman içinde çocukları büyüdü ve daha fazla boş zamanı olduğu için yine yazmaya başladım. Eşi Kat, evliliklerin başlarında Alison'ın yazı yeteneğiyle pek ilgilenmemişti. Kendi kariyerine odaklanmıştı ve çok hırslı bir adamdı. Bir süre sonra yaşamın gerçek anlamının kariyerdeki başarılarda değil, ilişkilerde yattığını fark etmişti. Alison'a ve onun ilgi alanlarına eğilmeye başladı. Bir gece Alison'ın yazdığı makalelerden birini okudu ve bitirdi. Bitirir bitirmez çalışma odasında kitap okuyan Alison'un yanına gitti. Rahatsız ettiğim için özür dilerim diye heyecanla. Ama önce tatilleri en iyi şekilde değerlendirmenin yolları başlıklı makaleni okudum. Alison, sen harika bir yazarsın. Bu makaleyi kesinlikle yayımlatmalıyız. Dilin çok akıcı. Dahası anlattıkların gözümde canlandı. Tarzın büyüleyici. Bu yazıyı mutlaka dergilere göndermeliyiz, dedi. Bu konuda ciddi misin diye sordu Alison tereddütle. Kesinlikle, dedi Kate. İnan bana, bu makale gerçekten harika. Kate yanından ayrıldıktan sonra Alison kitabını bir kenara bıraktı. Kitabı kapalı halde kucağına bıraktı ve yarım saat boyunca eşinin söylediklerini düşündü. Başkalarının da yazdıklarını bu kadar beğenip beğenmeyeceğini düşündü ve yıllar önce aldığı olumsuz mektubu hatırladı. Ama artık farklı biriyim. Çok değiştim ve geliştim diye düşündü. Artık yazıları daha iyiydi. O zamandan beri çok deneyim edinmiştim. Su içmek için oturduğu yerden kalkarken kararını çoktan vermişti bile. Makalelerini dergilere gönderecek ve yayınlanmaya değer bulunup bulunmayacağını anlayacaktı. Kat bu cesaretlendirici sözleri 14 yıl önce söyledi. Alison o zamandan beri bir sürü makalesini yayımlattı ve bugünlerde ilk kitabını yazıyor. Mükemmel bir yazar ama ilk makalesini yayınlatmak için gereken o zor adımı atmayı ancak eşinin teşvik edici sözleri sayesinde başarabilmişti. Sizin de eşiniz o ya da bu alanda henüz ortaya çıkmamış bir potansiyele sahip olabilir. Belki de bu potansiyel ortaya çıkmak için sizin teşvik edici sözlerinize ihtiyaç duyuyordur. Eşinizin bu potansiyeli geliştirmek için bir kursa başlaması gerekebilir. Ya da belki yetenekli olduğu alanda çoktan başarıya ulaşmıştır ama daha yükseğe çıkabilmek için kendisine yardımcı olacak birilerine ihtiyaç duyuyordur. Ağzınızdan çıkacak sözler
işinizin gerekli ilk adımı atması için ihtiyaç duyduğu cesareti verebilir. Bir noktaya dikkat edin. Eşinize sizin istediğiniz bir şeyi yapması için baskı yapın demiyorum. Zaten sahip olduğu ve belki farkında olamayabileceği bir alanda gelişmesi için cesaret verin. Onu teşvik edin diyorum. Bazı kocalar eşlerine kilo vermeleri konusunda baskı yapar ve sonra da şöyle derler: onu teşvik ediyorum. Ama gerçekte yaptıkları şey eşlerini eleştirmektir. Bir kişiye ancak kendisi kilo vermek istediği zaman kilo vermesi konusunda teşvik edebilirsiniz. Bir şeyi yapmayı kişi kendisi istemiyorsa söyleyecekleriniz nutuk olmaktan öteye geçmez. Bu tür bir tutum teşvik etmez. Daha ziyade yargılama, eleştirme, aşağılama olarak algılanır. İfade ettikleri şey sevgi değil, dışlamadır. Eşiniz sanırım bu sonbaharda bir zayıflama programına katılmalıyım derse, teşvik edici sözler söyleme fırsatı bulabilirsiniz. Teşvik edici sözleriniz şunlara benzeyebilir: bu konuda sana söyleyebileceğim tek şey var. Bunu yaparsan başaracağından eminim. En sevdiğim özelliklerinden biri bu. Bir şeyi kafana koyduğunda onu mutlaka yapıyorsun. Eğer zayıflamayı gerçekten istiyorsan, sana yardım etmek için ne yapabilirsem yapacağım. Programın maliyeti önemli değil. Gerçekten istiyorsan bunun için para ayarlarız. Bu tür sözler eşinizin zayıflama merkezini aramak için ihtiyaç duyduğu cesareti bulmasını sağlayacaktır. Teşvik etmek için hayata eşinizin gözlerinden bakmanız gerekir. Yapmanız gereken şey öncelikle eşim için hayattan neyin önemli olduğunu öğrenmektir. Sözel teşvikle ulaştırmak istediğimiz mesaj şudur: biliyorum, umursuyorum, seninleyim, sana yardımcı olabilirim. Diğer bir deyişle ona ve sahip olduğu yeteneklere inandığımızı gösteririz. Çoğumuz tüm hayatımız boyunca gerçekleştirebileceğimizden çok daha yüksek bir potansiyele sahibiz. Önümüzdeki en büyük engel genellikle kendi cesaretsizliğimizdir. Sevgi dolu bir eş güçlü bir tetikleyici olabilir. Eşinizi teşvik edecek sözler söylemekte zorlanabilirsiniz ve bu sizin baskın sevgi diliniz olmayabilir. İkinci sevgi dilini öğrenmekte zorlanabilirsiniz. Eğer eleştirel ve aşağılayıcı bir konuşma tarzına sahipseniz daha da fazla çaba harcamak zorundasınız. Ama inanın bana, harcadığınız tüm çabaya değecek. Gerçekten biraz değişin. Biraz değiştirin. Evin içindeki atmosferi değiştirin. O kişiyle standartlaşmış ilişkinizi değiştirin. Bir deneyin. Değişim güzeldir. Ben devam edeceğim. İkinci video olarak paylaşacağım. Çünkü sohbetle birlikte biraz uzadı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi de görüyorum. Tavsiyelerinizi ihmal etmeyin. Bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.